Gerçekten çok donanımlı, çok yol aldı ülkemiz. Askeri ve her yönde yol aldı. Tabii dünya döndükçe olduğumuz yerde saklı kalmamak gerekir, ilerlemek gerekir. Bütün dünya ilerliyorsa biz de ilerlemek zorundayız. Ama konumuz askerlik olduğu için şöyle söyleyeyim, biz kendi memleketimden 5 arkadaş İzmir Gaziemir'e geldik Topçu Tugayı'na, 1986 yılıydı. 5 arkadaşımız oraya geldik. Böyle küçük bir şey anlatayım, anımı. Siz sormadınız ama ben anlatayım. İzmir Gaziemir'de Konak Meydanı'nda bir berbere girdik. Saçları kestireceğiz. Fakat kimse önce kestirmeye şey yapmıyor. Ve ilk çünkü saç çok önemli bir delikanlılıkta yani. Şimdi de öyle. Kurra çektik aramızda. Herkes sırasıyla tabii saçı kırklarına baktık güldük, baktık güldük. Sonra çarşıyı gezelim derken iki inzibat geldi. Bizim saçlarda kesik olunca hemen kışlaya gönderdiler bizi inzibat. Kışlaya vardık, teslim olduk. Elbisemizi giydik, askeri elbisemizi. Fakat birbirimizi tanıyamıyoruz. Yan yanayız, sır sırtayız. Nerede arıyoruz birbirimizi? Herkes birbirine benziyor. Arkadaşım bana diyor Resul sesleniyor. Fazla da ses çıkartamıyorsun. Ben Ali diye bakıyorum. Yan yanayız, gerçekten göremiyoruz. Yani orada çok farklı duygular var. İnsan orada gerçekten pişiyor. Eski bir türkü vardı değerli izleyenler. Askerde askerlerimiz, asker arkadaşlarımız çok dinlerdi. Anam geldim kışlaya, giydim elbiseleri. Daha birkaç gün oldu, çok özledim sizleri. Bir emanet bıraktım, sakın onu üzmeyin. Hasreti öldürüyor, bir de sizi öldürmeyin diye. Çok güzel bir türküydü. Devamlı özellikle evli, nişanlı askerlerimiz bunu dile getirirlerdi. Buradan selam olsun. Zor ya gerçekten olsun. Hasret çekmek. Hele hele evliler için gerçekten çok zor yani. Evet, gençler ya pişecek dediğim gibi. Asker ocağı, peygamber ocağı demişler. Peygamber kucağı demişler. Ya biz de böyle. Onun için askerlik, her delikanlı askerliği seve seve yapıyor bizim ülkemizde. Davulla, zurnayla gidiyor. Eline kına yakılıyor. Niye? Bak, bizim ülkemizde iki kına yakılır. Bir gelin giden kıza yakılır, bir de askere giden gençlerimize kına yakılır. Fedakar, fedakar anamla cefakar babam. Selam olsun hepinize kışlamdan. Bütün gayretlerim yurduma çabam. Selam olsun, selam olsun hepinize kışlamdan. Siz ağlarsanız ben burada gülemem. Vatan borcu ödemeden gelemem. Belki şehit olurum ha, gelemem. Selam olsun, selam olsun hepinize kışlamdan. Unutulmaz yaşadığım anlar var. 81 vilayet, farklı yönler var. Güzel yurdum dört yanından canlar var. Selam olsun, selam olsun hepinize kışlamdan. Merhamet edemem kurşun sıkana. Canım kurban olsun aziz vatana. Okuyun, üfleyin dua, dua katana. Selam olsun hepinize kışlamdan. Barut kokusudur gizi damıtan. Ölmeyi emreder büyük komutan. Yoktur aramızda bir tek somutan. Selam olsun, selam olsun hepinize kışlamdan. Ozan Resulü de şehitler ölmez. Türklerin ordusu oyuna gelmez. Vatansız olanlar yönünü bilmez. Selam olsun, selam olsun kışlamdan. Selam olsun kışlamdan. Şimdi ben Konyalıyım. Resul abiyle biraz hemşeri sayılırız. Mevlana torunu Konyalıyım. Şükürler olsun, hamdolsun. Hazreti Mevlana bir gün artık kötü insan demeyelim de yanlışa düşmüş. İşte alkole düşmüş, kumara düşmüş. İnsanlarla gezmeye başlamış. Tabii cemaatte bu sıkıntıya yol açmış. Cemaat demiş ki sen koskoca Mevlana'sın. Niye demiş yanlışa düşen insanlarla yürüyorsun? Demiş ki doğruyu ben ne yapayım? Doğru zaten doğru.
Önemli olan ben eğriyi doğrultacağım. Bu konuda Mehmet Akif Ersoy şairimizin de rahmetli yad edelim bir sözü var. İyi ile ananda geçinir, marifet kötüyle geçinebilmekte diyor. Doğru. Küçük bir kıssası anlatayım konuyla alakalı. Bir gün camide hoca hutbe yaparken bir sarhoş girmiş camiye. Cemaat demiş ki bir çık dışarı falan, çıkartmaya falan çalışmış. Sarhoş demiş ki sarhoşa girsin içeri, ellemeyi müsaade edin demiş. Neyse girmiş, arkalarında yüksek bir sesle demiş. Hep okursun okursun, bir kere de bana oku demiş. Hutbede hoca demiş ki bundan sonra okuyacağım da sana gelsin demiş. Yani kötüyü kazanmak marifettir. Evet, onu kesinlikle yola getirmek marifettir. Kesinlikle ben özellikle canlarını vatan için feda etmiş kahraman Türk şehitlerine buradan sevgiyle, rahmetle anıyorum. Özellikle ailelerine tekrardan sabırlar diliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ne yapsak haklarınızı ödeyemeyiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Biliyorsunuz Bakara suresi 154. ayette onlara ölü demeyiniz. Onlar diridir. Değil, fakat evet, siz anlayamazsınız. Özellikle buna örnek olarak ben canlı olarak bir askerimizin başından geçen bir olayı anlatacağım size değerli izleyenler. İki canciğer asker arkadaş, Kemal ve Mustafa. Kemal şehit oluyor. Gözyaşları içerisinde şehidin annesinin ellerinden öpüyor Mustafa ve cenaze törenine katılıyor. Gel zaman git zaman askerlik bitiyor. Yıllar sonra Mustafa Kemal'in memleketine yolu düşüyor. Ve diyor ki buraya kadar gelmişken arkadaşımın köyüne gideyim. Mezarında bir Fatiha okuyayım. Annesinin de ellerinden öpeyim der. Ve habersiz bir öğle vakti Mustafa'nın evine gider. Ve şehidin annesi Mustafa'yı kapıda karşılar. Der ki hoş geldin Mustafa oğlum. Seni bekliyordum. Yaprak sarman hazır. Hoş geldin. Ve Mustafa şaşkınlıkta. Teyzeciğim ben sana haber vermedim ki. Sen benim geleceğimi nereden biliyordun? Benim yaprak sarma sevdiğimi nereden biliyordun? Ve Kemal'in annesi, yani şehidimizin annesinin verdiği cevap şu değerli izleyenler. Kemal akşam rüyama geldi. Anne uyan, yarın Mustafa ziyarete gelecek. Yaprak sarmasını çok sever. Beni mahcup etme, ona yaprak sarması yap demiş. Yani şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet. Yani kıymetini bilmek lazım. Şiirle devam edelim. Nerede zulüm varsa orada koştukça koşuyor Türk'ün askeri. Düşmanlara aman vermez Mehmet'im. Coştukça coşuyor Türk'ün askeri. Bütün zorluklara göğüs gererek, düşmanları bir bir yere sererek, Allah Allah deyip inanç vererek, aştıkça aşıyor Türk'ün askeri. Çin Seddi'ne varıp koştukça koştu, cephelerde düşman şaştıkça şaştı. Peygamber ocağı coştukça coştu, taştıkça taşıyor Türk'ün askeri. İnsanlık şiarı merhamet huyu, gözleri mercektir, hassastır huyu. Oğuz Atasoy'u 24 boyu, estikçe esiyor Türk'ün askeri. Canı cananı basar bağrına, şehadet şerbeti içer uğruna. Vatan toprak sancak deyip çağrına, düştükçe yaşıyor Türk'ün askeri. Ozan Resulü çok över yurdunu, kalp gözünden hisler sever yurdunu. Yerde karıncalar gökte mardini, geçtikçe geçiyor Türk'ün askeri, Türk'ün askeri, Türk'ün askeri.
Zaman zaten zaman insanı durduramadığı tek ögelerden bir tanesiydi. Çünkü zamanı durdurmak mümkün değil. Ok gibi. Yaydan çıktı mı bir daha geri gelmiyor. Onun için zamanın kıymetini hepimiz iyi bilmemiz gerekiyor. Bir bakmışsın ki kucağında sevdiğin çocuk asker ocağına gidebiliyor. Kucağında sevdiğin kızın gelin olup gidebiliyor. Bir bakmışsın ki torunlar kucağında ve ömür bitiyor. Ömür dediğin 3 günlük, kelebek ömrü gibi yani. Onun için Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu şu canı iyi değerlendirmek gerekiyor. İnsanlık hayrına, kendi hayrına iyi değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Resul abi, senin gençlere bir tavsiyen var mı? Günümüz... Benim de gençlere ilk evvela tabii ki hayat süzgecinde bir hedefi olmalı. Yani zaman dediğim gibi, az önce dediğim su gibi akıyor. İlerleyen yıllarda ben nasıl hayatımı imare ettirebilirim? Benim de çoluğum çocuğum olacak. Ne gibi yollara girersem sıkıntı çekmem diye hayat ipine sımsıkı sarılmaları gerekiyor. Günümüzün gençleri bizden öncekiler daha çok yoksulluk çekti. Biz de yoksulluk çektik ama günümüzün gençlerinde bu yoksulluğu çekmediği için, az önce Asuman Hanım'ın belirttiği gibi, geçmişin gençleriyle şimdiki gençleri kıyaslayacak olursa, kötülemek babında söylemiyorum. Yokluk pek görmediler. Bugün fakiri de gayet müreffeh bir hayat sürüyor. Zengini de hovardaca hayat sürüyor. Önemli olan hayatı güzellikleriyle, zorluklarıyla paylaşabilmek, yaşayabilmek. Yani ne verebilirim? Ben insanlığa ne verebilirim diye bunu kafasına, benliğine yerleştirmesi lazım. Al kınayı yakıp iki eline. Uğurladık seni yiğit, can oğul. Düşmanları sokma sakın iline. Birer birer vur, dök, dök kan oğul. Sızlamasın kemikleri atanın. Emanettir sana aziz vatanın. Şu hedalar dolu yurtta yatanın. Geçmişini unutma, geçmişini unutma hiç an oğul. Başındaki miğfer keptir, külahtır. Belindeki kemer değil, silahtır. Cana canı veren yüce Allah'tır. Zikrederek için için yan oğul. Edirne'den Muş'a, Mersin ağrına, ne şehitler verdik vatan uğruna. Hasretini bastır sine bağrına. Düşmesin içine şüphe, zan oğul. Oğuz Kağan edebali bilgemiz, Çanakkale Dumlupınar belgemiz, ay yıldızlı sancağımız gölgemiz, şehit olup, şehit olup şehabetten ban oğul. Ozan Resulü der sürer ekeriz. Toprağından mahsul derer biçeriz. Devri alem döner şerbet içeriz. Nesilden nesile soy var. Han oğul, han oğul.